1950 Mayıs'ında gerçekleşen Türkiye'nin ilk gerçek demokratik seçimlerinde DP'nin üstün başarısı Menderes'in siyasi geçmişinde bir dönüm noktasıdır. Adnan Menderes bu seçimleri bir devre son verip yeni bir devir açan tarihi bir gün olarak değerlendirir. Ona göre bu seçimlerle birlikte normal siyasi hayat başladığı gibi Türk demokrasisi büyük bir zafer elde etmiştir. Daha 5 yılını doldurmamış DP, 1950'deki seçim sonrası iktidara gelince partinin de başına geçerek Menderes 51 yaşında başbakan olur. Kendini o sıra Köprülü'nün yardımcısı olarak gören Menderes'in, Bayar tarafından öteki adaylara tercih edilmesi hem Cumhurbaşkanlığıyla uyumlu olacağı hem de popülitesiyle ilgilidir. Siyasi yönetimin başı ve mecliste büyük bir parti grubunun lideri olarak üzerine aldığı ikili görev, onun bundan sonraki yıllarda en etkili siyasi liderlerden biri olmasını sağlayacaktır. Menderes'in başbakanlığının ilk 4 yılı gerçekten göze çarpacak kadar başarılı zamanlardır. Menderes'in başında olduğu için onunla anılan DP hükümetinin icraatları toplumun neredeyse tüm kesimlerinin desteğiyle benimsenir. Özellikle epey zamandır geri kalmış büyük kitle, köylü kesimine yönelik hamleler peşi sıra gelir. Yol, su ve elektriğin götürülmesi, finans desteği, kredi kolaylığı, traktör ithali gibi tarımın modernleşmesine yönelik işler, kırsal kesimin bu dönemi altın yıllar olarak yad etmesine imkan verir. Elbette göreli iyileşme sadece tarımla ilgili değildir. Hemen her alanda kısmi değişiklik gözle görülür şekilde yaşanır. CHP iktidarı döneminde başlamış olan Batı ile ilişkiler 1950'ler başındaki gelişmelerle daha da pekişir. Laiklik ilkesi konusundaki duyarlılık temelde değişmez ama dinin özgürlük alanında yapılan kimi çalışmalar rakipleri tarafından taviz olarak değerlendirilir. ...1951 Temmuz'unda Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanunun çıkması ve 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşının yapımı tamamlanan Anıtkabir'e nakli, Menderes'in ilk hükümet döneminin icraatları olarak kayda geçer. Halkın çoğunluğunun gözünde 1950'nin ilk yıllarındaki hızlı büyüme Menderes'e mal edilir. Bu bakımdan 4 yıl aradan sonra yapılan 1954 seçimlerinde DP'nin daha da artan oyları Menderes'e ilişkin başarı kabul edilir. Seçim sonuçları ayrıca onun parti içindeki konumunu iyice sağlamlaştırır. Bu seçimlerde kendine yakın isimleri milletvekili seçtirmeyi başarır. Ancak onun giderek büyüyen kişisel siyasi gücü, bundan sonraki süreçte hükümetine yönelik eleştirileri de tek başına göğüslemesine neden olur. Tavırlarını açıkça belli eden, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ve kendi parti içindeki muhaliflerinin yanı sıra bazı aydın ve basın mensuplarına gösterdiği müsamaha zamanla o nispette azalır. Bunlara karşı partiden ihraç, hapsedilme gibi cezalara göz yumar. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'daki bazı gayrimüslim esnafın dükkanlarının yağma edilmesine kadar varan ve kontrolden çıkan gösterilerin sonrasında Menderes'in itibarı zedelenir. O yılın sonlarında yapılan parti grup toplantısında parti içi muhaliflerince sert biçimde eleştirilerek liderliği ilk kez bu kadar ciddi biçimde sorgulanır.
1957 seçimlerinde oylarının kısmen azalmasına karşın DP iktidarının seçimle değişmeyeceğini hükmeden bir grup cuntacı, hükümeti devirmek için gizlice harekete geçer. ...1958 başında hükümete karşı komplo kurmakla suçlanan 9 subay tutuklandığında bile soruşturmayı derinleştirmek istemeyen Menderes, bunu söylenti olarak değerlendirip üstünde durmaz. Dahası bu haberi orduya iftira sayar. O hala kendisini geniş halk yığınlarının desteklediğine güçlü bir şekilde inanır. ...1960 yılına gelindiğinde Menderes'in iktidarı darbeci subayların gerçekleştirdiği 27 Mayıs müdahalesiyle son bulur. Bir gün sonra Menderes, Eskişehir'den geçtiği Kütahya'da tutuklanarak Yassıada'ya getirilir. Darbecilerin etkisi ve denetimindeki olağanüstü duruşmalar sırasında Menderes pek çok suçla isnat edilir. Bu suçlamalardan en ağırı ve onun idamına gerekçe olan suçlama anayasayı ihlal etmektir. Darbe mahkemesi siyasi muhalefeti baskılamak için hükümet uygulamalarının kardeş kavgasına yol açtığı, bunun da ülke bütünlüğünü zedelediği değerlendirmesiyle onun anayasayı ihlal ettiğini hükmeder. Sonuçta darbe yargısı Menderes'i idam cezasına çarptırır. ...17 Eylül 1961'de öğle vaktinde idam edilir. Menderes'in mezarı önce İmralı'dayken 17 Eylül 1990'da devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yapılan anıt mezara nakledilir.